bakalım burada kim var? Kafasında taraklarıyla. Herkese merhaba. Meredil'in makyajı kanalına hoş geldiniz. Ayşegül hazırlanıyor. Saçlarını evet. Bir güzel sarmış. Süngerini. Bu neyin süngeri? Avon'un süngeri şahane biliyor musun? Cidden mi? Evet. Mükemmel. Beauty Blender aldım o kap. Bas bas paraları Leyla'ya yaptım. Nasıl bilsem. Memnun kalmadın mı Beauty Blender? Yok güzel de. Ya aynısıysa. Ya ben direkt konuya girdim ya. Ben Beauty Blender kullanmadım. Doğruyu söylemem lazım. Ki benim sevmediğim bir makyaj. Orada sen niye kafanda bunları da sen... Kuaförden mi geliyorsun? Kuaförden geliyorum. Ha tamam. Kuaför böyle tutturdu. Sonra gel açalım dedi. Tamam. Ben bundan şimdi kendime dönüp size... Evet. Gelinin nesi oluyor? Bu kaynanası saçı mı? Bana bugün altın takacaklar söyleşide bu gidişte. Yalnız manzara... bir çeyreğini alırım. Yalnız Ayşegül'ün odasının manzarası gayet güzelmiş. Mükemmel ya. Şöyle göstereyim şu an. Şey dışarıda çıkıyor. Evet. Balçova'dayız şu an. Burası Ayşegül'ün odası ama turist teyze güneşleniyor kızım. Bronzlaşıyor aşağıda. Tabii kızım. Bayağı teyzeler ortamı çünkü. Alman turistlerin akınına uğramış burası. Ben de hala montla geziyorum ama millet bikiniye geçmiş. Neyse şimdi hazırlanacağız. Üstümüzü başımızı sen de giyinmemişsin daha. Giyineceğiz. Saat 4.30'da Ekonomi Üniversitesi'nde olacağız. Çok heyecanlıyım. Şimdi Ayşegül'ün saçlarını açtırmaya kuaföre gidiyoruz biz. Evet. Kuaför derken aşağıda aşağıya böyle aynen. Bir berber gibi bir şey aslında. Erkeklerde karışmış zaten. Şöyle yalandan gösterelim. Ben hala giyinmedim. Melody giyindi bu arada. Ayşegül, ama elbisesini taraktan dolayı ben çıkaramayacağım. Şu an hani... iki deli koridorda elimizde kameralar yürüyoruz. Kansucuğum bir tanecik eski öğrencim geldi bizi almaya. Okula götürecek. Şoför bey. Ayşegül orada kendini... Şoförünüzü ben yapıyorum. Aynen Ayşegül orada kendini çekiyor. Ama üstümüzü başımızı çekemedik. Ben çekeyim sizin. Aynen. Şu an çekiyor zaten. Herkes birbirini çekiyor. Ne oldu? Evet şu an Balçova Termal Otel'in önündeyiz. Birazcık güneşe gelirseniz. Güneşe gelirsek çıkıyoruz. Yani, pardon. Buraya da hello var ya hello. Biz hazırız gitmeye. Bakın Melody'yi hazırız şu anda. Bizi beğendiniz mi? Bu antipatik evet. Telefon kabımla. Böyle bugünün kıyafeti böyleydi. Niye döndüm etrafımda bilmiyorum. Ben yakınlaşayım sana. Ayşegül yakınlaşsın. Kırklığın başı küpe taktım. Hayatımda ilk defa küpe taktım hatta sanırım. Şöyle botlarımı da göstereyim. Eteğin nereden? Eteğim nereden? BSL diye bir yerden. Bu River Island üstümdeki. Botlarım mango. Telefon kabım çok küçük değil mi? Telefon kabımı da AliExpress'ten aldım. Bunu şu an şey yapabilirsin yalnız. Ekran resmi yapabilirsin. Hani bayağı güzel oldu bu kare. Beğendin mi Tansu? Erkekler hiç beğenmiyor bu telefon kabını. Ben beğenmedim ama güzel. İşte. Tansu. Tamam o zaman. Artık yavaş yavaş gidebiliriz. Biz hazırız. Gidiyoruz. Fotoğraf çekecektik. Fotoğraf çekecektik. Neredeyiz? Şu an İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bilmediğim bir odasındayız. Burası bir geçen A2 adlı sınıftayız. Takipçilerimize şöyle herkese göstereyim. Sevdiciğim bugün fotoğraf görevini devraldı. Hatta burada bize yardım eden arkadaşlar bizi küçük zannettiler. Çok sevdiler. Evet, çok kaç zannettiniz aldı. Söyleyin. 95. Ay. Orkun. Diyorum ki sürekli Orkun nerede? Orkun nerede? Orkun bu, burada. RX100 M2 mi ne? Bu M3 evet, mi bu? Evet. M2 mi M3 mü hangisi? M3 ha severim. Ben kameralardan anlıyorum ben seviyorum. Orkun abiniz burada işte. Meşhur Orkun abiniz. Kameraları seven çocuk Orkun. Evet. Ben kameraları çok severim. Bu 650 M2. Ama kameralar. Yok hepsini tanıyor. Ama kameralarda beni sever. Ne düşünüyorsun Orkuncuğum kamerayla evet. Şimdi tek teknik detaylara gidiyoruz. Tamam. M2 modelinden farkı bunun ekranı tam dönebiliyor. M2 yarıya kadar dönüyor. Tamam. Şöyle bir üstümü göstereyim. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Kolyelerimi taktım. Şöyle kaydılar tabii yolda gelene kadar. Şöyle kuru vaza bir bluzum var. Böyle bir kot eteğim. Ve botlarım var. Ha? Ne yapayım? Kimi tutuyorum? Bir dakika. Tutamam. Ben bir kere çalışma şansım oldu İstanbul'da tesadüfen. Ses sistemlerinde Kemal abiye bulurum. Bize iş yapacak galiba bundan sonra bağlayacaksınız. Bu saçları bana kimse toplattıramadı. Ona göre. Bir ödeyim takipçileri bile toplattıramadı o saçları. Çok heyecanlıyım. Ne kadar güzel oldu.
Ben de birazdan odak olacağım. Yürü ya, yüz olamam. Nasıl? Mayday, mayday. Orada mısın mayday? Orkun hani senin mikrofonu. Çok iyi gördüm. Ne çok iyi. Evet ya. Çok bir spes oldu. Biz spes oldu. Diyor ki Ayşegül'le mikrofonlarımızı taktık. Yani bayağı olacak gibi. Yani. Bakar mısınız? İnanılmaz bir durum oldu. Yani bu mikrofonla çıkmak istiyorum. Bu zorunda mıyız bunu? Sen de tak. Herkes aynen. Şu an mikrofonu takmış. Bir şey istiyorum, takmasın. O ya. Aa, Orkun'un kız arkadaşı ya. O ya. Memnun olduğum melodi. Ne yapıyorsunuz? Mikrofonları pis olduk biz oraya. Ben de çekiyorum. Memnun oldum. Orkun senin mikrofonuna bakayım. Sen de eş derecede komik gözükmedi. Bizde çok komik gözüküyor bu zımarıklı. Sizde, bende de komik görünüyor ya. Bakar. Saçım da çok komikmiş ya. Aynaya bakayım. İnanılmaz olduk. Evet çok başarılı. Çok eğreti durdu yani. Biraz evet. Değil mi? Ben çok açıkçası. Melodi heyecanlı şu an bu durumda. Halay çekiyorum. Bayağı. Fotoğraf çok güzel. Ama tekno halay Melodi. Aynen tekno. Bizim halay var, Okun da fotoğrafçısı var. Yani şey, izleyicilerin de çok... Ayşegül şu an girdi. Birazdan Rıza girecek, sonra ben gireceğim şu mikrofonumla. Halk oyunları. Halk oyunları ekibi olarak. Heyecanlı değilim. Heyecan var mı sende? Valla bende var. Kuyruk var burada.
video istiyorlarmış. Buraya hemen sonra bak, Blue'a söyle. Daha çok video biraz istiyoruz. Daha yüksek sesle. Gerçek daha sık video istiyoruz, daha çok. Bundan sonra ben de söz veriyorum. Daha çok video olacak. Senin bir isteğin var mı? Çok seviyorum. Neyi mi? Vlog'ları. Vlog'ları. Özellikle Kutu'ya bir arkadaşım. Evet. Ben bundan sonra bütün düğünleri, nişanları, kanalları vlogluyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Yanımdan ayrılamıyor musun? Evet, çok seviyorum. Aa. Çok güzel, sizi de görüyoruz. Hemen görüyoruz. Çok tatlı bugün. Bunun yanına atacağım galiba. İlk defa böyle bir sertifika sahibi oluyorum. Aynen. Arka fon yapacağım bu kızlar. Videosunu ben ele geçirdim. Melody şimdi kırmızı halımızda. Tanıtıyorum size. Sol yanımda Tansu. Sağ yanımda Sevde. Bugün, gerçekten bugün beni kurtardılar. Şoförüz. Şoför. Hamalız, fotoğrafçıyız. Videocu. Asistanız. Evet, her şey. Şimdi şu YouTube şeyine doğru gidelim mi? Aynen. Sen bunu al. İstiyorsan ben şimdi. Almayacağım. Böyle daha vallahi Melody bırakırım yere. Seni şöyle tut sallayacağım. Ben de kırmızı halıdan alayım kendimi. Kendi YouTube panosunu düzenleyen vlogger. Video çekmediğimi anlamış, YouTube'a yere atmış kendini. Yani benden daha fazla video istiyor. Ben burayı çok sevdim. Şey diyorum, sanırım bir daha üniversite okumak istiyorum. Burada master yapmak istiyorum, burada çalışmak istiyorum. Öyle bir durum var. Ayşegül'ü, Orkun'u kaybettim çünkü inanılmaz bir kalabalık vardı ve fotoğraf çekmekten. Üstümdeki aslında kimono kızlar. Ben bunu şöyle kruvaza yaptım. İçime soktum ve tutturdum. Bunu River Island'dan almıştım. Geri gidiyorum. Eteğimi daha yeni aldım biliyorsunuz. VSL'den bir de aşağıda şöyle. Sizin elim var. Tekrar kıyafetlerimi göstereyim. Etek çok güzelmiş. Annem hiç beğenmedi eteğimi. Burada anneme sesleniyorum. Bebe bu ne ya? Böyle oldu. Biraz retro ama. Biraz evet. Şimdi Sevde ne düşünüyor bu konuda? Sonuçta bu etkinliğin konsepti retroydu. Evet, retroydu. Ben de o yüzden böyle... O yüzden. Bir de şey gözlüklerim var, bir saniye. Çantam nerede? Bir dakika ya, bir dakika. Bunu yaptığıma inanmıyorum ama... Gel şöyle geç. Hani 70'lerse... Alın size 70'ler bir de. Böyle gözlüğüm var. Ama bu konsept uymuyor mu gözlüğüm gerçekten? Ama üstündeki en güzel parça... Bu mu? Şey. Bence bluz çünkü bluz çok yaratıcı aslında kimono olan. Gerçekten. Evet. Ben ama bluzun yakası öyle olmadı. Blogger buluşmama giymiştim. Daha o zaman beni 600 kişi takip ediyordu. Gerçekten. Şimdi kaç kişi takip ediyor? Ya şu an 38 bin kişi takip ediyor. Wow. O zaman giymiştim. Bugün dedim ki belki şans getirir. O zaman ama kimono olarak giymiştim. Şimdi böyle o da oldu. Böyle giydim. Merhaba, bugünün sonuna
geldik. Çok yorucu bir gün oldu bizim için. Saat şu an... Ali Rıza saat kaç? Saat 11'e geliyor. Yani Ayşegül'ü otele bıraktık. Biz şimdi vapura bindik. Artık eve dönüyoruz. Bugün gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir gün yaşattınız. Görüşmek üzere.